Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, bugün Bahri Kılıç hocamızla orucu bozmayan hususları konuşacağız ama programımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli olan Allah'ın kiramıyla başlamak istiyoruz ve Hafız Kasım Çelik hocamızı sizlerle baş başa bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Evet, Hafız Kasım Çelik hocamızın bu okuduğu Kur'an tilavetinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, ben sizler adına Bahri Kılıç hocamıza hoş geldiniz diyorum. Sayın hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii orucu bozmayan hususlara geçmeden önce öncelikle Ramazan'da hayızı ve nifası kadının durumu ne olmalı? Bunlar oruç tutmalı mıdır, tutmamalı mıdır? Tutmadıkları takdirde günahkar olurlar mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Orucun farziyeti için orucun edasının sıhhat şartları içerisinde bir de hayız ve nifastan beri olmak vardır. Yani bir insanın bir kadının oruç tutabilmesi için hayız ve nifasta temiz olması gerekiyor. Hayızlı ve nifaslı, yani ister adet gören kadın, ister doğum sonrasında adet gören bir kadın olsun, bunlar bu halden temizleninceye kadar oruç tutmazlar. Yani oruç tutmayla yükümlü değildirler. Oruç tutmaları da onlara yasaktır, haramdır yani. Kadın temizlendikten sonra orucuna başlayacaktır. Kaç gün yemişse bu arada, Ramazan çıktıktan sonra ne yapacaktır? Orucunun kazasını gününe gün tutacaktır. Konuyla ilgili birkaç rivayet okumak isterim. İlki İbn-i Mace'nin Sünen'inde Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki: "Kunna nahidu inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem feyamuruna bi kada'is savm." Biz peygamberin yanında adet görürdük. Peygamber bize orucun kazasını emrederdi, namazın kazasını emretmezdi. Bu neyi gösteriyor? Demek ki hayızlı kadınlar oruç tutmuyorlar. Ramazan çıktıktan sonra kaç gün yemişlerse onu kaza ediyorlar. Yine Hazreti Ayşe annemizden An Ebi Selemete kal, Semi'tu Ayşete tekul اِنْ كَانَ لَيَكُونَ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانٍ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِئَ شَعْبَانُ. Burada da kadının adetliyken tutamadığı oruçların kazasında genişlik olduğunu görüyoruz. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, bizim Ramazan'da adetten dolayı yediğimiz oruçların kazasını ta Şaban ayına kadar ben kaza etmezdim diyor. Şaban ayı geldikten sonra, yani sonraki Ramazan'dan önceki aydır Şaban ayı. Onların kazasında da genişliğin olduğunu biz bu rivayette görüyoruz. Yani bir insan, bir kadın Ramazan'da adetinden dolayı tutamadığı oruçların kazasını senenin tamamına yayabilir. Ama bir an önce kaza etmesi tabii daha iyidir. İkinci rivayet An Muazzete kâlet seeltu Ayşete. Muazzete diye bir kadın Hazreti Ayşe annemize sordu. Dedi ki: "Fekultu ma balul haidi takti savme ve la takti salate." Dedi ki, hayızlı kadına ne oluyor ki namazın kazasını yapmıyor ama orucu kazasını yapıyor? Yani hayızlıyken kılmadığı namazların kazasını kılmıyor temizlendikten sonra, neden hayızlıyken tutamadığı oruçların kazasını tutuyor diye bir soru sordu. Nedenini sordu yani. Fakalet Ayşetu, Hazreti Ayşe annemiz, burası enteresandır, ona cevap vermek yerine bir soru sordu. Dedi ki: "Eharuriyetun enti?" Sen dedi harurili misin dedi. Haruri, yani buradaki Haruri'den maksat haricilerdir. Bu Küfe'ye 2 mil uzakta bir köyün adı. Orada hariciler örgütlenmiş. Hazreti Ali'nin kendileriyle savaştığı kavim, topluluk. Demek ki o topluluk böyle yanlış bir itikada sahip, yanlış bir inanca sahip. Ne yazık ki günümüzde de bazen duyuyoruz bazı ilahiyat camiasından. İşte kadın adetliyken oruç tutabilir. Evet. Yani bu da haruri mantığıdır. Aslında burada dinin özüyle, aslıyla oynamak gibi
bir yanlış kapı aralandığını da görüyoruz. Çünkü eskiden beri dinin aslını değiştirmeye, bozmaya yönelik talepler, teşebbüsler olmuş. Ve Hazreti Ayşe annemiz bunu hissetmiş ve kadına böyle sert bir çıkışta bulunmuş. Ama kadın demiş ki, lestu bi haruriyetin, hayır demiş, ben oralı değilim. Velakinni es'alu, fakat soruyorum ben. Hazreti Ayşe annemiz de dedi ki, kâlet kâne yusibuna zâlike, fe nu'meru bi kadâ'i savm, ve la nu'meru bi kadâ'i salâti. Yani biz adetliyken bu iş bize isabet ederdi. Biz namazın kazasıyla emrolunmadık ama orucun kazasıyla emrolunduk. Evet. Yani Hazreti Ayşe annemiz burada Efendimiz'e bağlılığını gösterirken bize de Kur'an ve sünnete bağlılık dersi veriyor. Kardeşim, ben onu bilmem. Biz peygamberden böyle gördük. Peygamber zamanında biz adetliyken oruç geldiğinde orucu bırakırdık. Sonra tutamadığımız günler sayısınca biz ne yapardık? Orucu kaza ederdik. Ama namazı kaza etmezdik diyor. Bu rivayette bunları görüyoruz. Evet hocam, peki Ramazan ayında sık sık sorulan sorulardan bir tanesi de, yani oruçluyken kan aldırmak orucu bozar mı deniliyor? Kimisi bozar deniliyor, kimisi bozmaz deniliyor. Gerçekten bozar mı bozmaz mı? Şimdi kan aldırmak kelimesi Türkçe'de iki manaya da gelebilecek bir söz ifade ediyor. Yani kan aldırmak derken vücuda kan mı alıyoruz, vücuttan kan mı çıkarıyoruz? Evet. Eğer vücuda kan alıyorsak bu Ebu Hanife'ye göre orucu bozar. Evet. Ama vücuttan kan çıkartıyorsak, bir hastaya kan veriyorsak biz, eğer kan bağışı ya da yapıyorsun, hacamat yapılıyor mesela, kan bağışı yapılıyor ya da hacamat yapılıyor, yani vücuttan kan çıkarılıyorsa bu orucu bozmaz. Bununla ilgili Bukhari'de geçen İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayeti, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ihtecame ve huve muhrimun, peygamber ihramlıyken hacamat yaptı, ve ihtecame ve huve saimun, aynı şekilde oruçluyken de yine peygamber ne yaptı? Kan aldırdı. Zaten peygamberin bizzat yaptığı şey bunların orucu bozmadığını görüyoruz. Yine Bukhari hadisi, su ile Enes ibn Malik radıyallahu anh, ekuntum tekrahuna el hicamete lisaim, Enes bin Malik'e sorulmuş, siz oruçlunun hacamet yapmasından hoşlanmıyor musunuz? Kale la, illa min ecli da'fi demiş. Hayır, yani bir mahsuru yok ama sadece kan aldırmak vücudu zayıf düşürüyor. Evet. Bundan dolayı biz bu işi uygun görmüyoruz. Yoksa kan aldırmak kesinlikle oruca mani bir şey değildir. Yani orucu bozan bir şey değildir. Evet. Peki hocam, yani yolculukta, seferde oruç yer insanların durumu ne olmalı? Yani yolculukta kişi oruç edildiği takdirde bir günahı var mı? Şimdi orucun farz olabilmesi için orucun edasının sahat şartlarından bir tanesi de nedir? Mukim olmaktır. Evet. Yani insanın 90 kilometrelik bir mesafeye gitmemiş olması, evinde, memleketinde olmasıdır. Dolayısıyla misafir bir adama oruç farz değildir. Yani bir insan oruçluyken diyelim ki sefere çıktı ya da seferdeyken oruca girdi, bu adamın orucunu yeme ruhsatı, izni vardır. Nitekim Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen hadiste bunu anlatıyor. İnna Allah azze ve cel vada anil musafiri şatra salati ve anil musafiri vel hamili vel murdi'i es savme ev siyame. Allah celle celaluhu misafirin namazını, 4 rekatını ne yaptı? 2'ye bıraktı. Yani 4 rekatlı namazlar malum seferde 2 kılınıyor. İkramıdır yani. Tabii. Aynı şekilde hamile kadın, çocuğunu emziren kadın ve seferde olan insan içinde ne yaptı? Oruçtan o an tutmasını muaf tuttu. Yani orucunu yeme ruhsatı, izni verdi. Ama Ramazan'dan sonra o günleri ne yapacaktır? Kaza edecektir. İbn Abbas anlatıyor. Diyor ki
Sâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer ve aftara femen şâe sâme ve men şâe aftara. Allah Resulü yolculukta iftar etti, oruç da tuttu. Dolayısıyla yolcu adam isterse oruç tutsun, isterse iftar etsin. Her ikisi de caizdir. Ama oruç tutmak daha eftaldir. Nitekim Enes bin Malik'e sorulmuş, İbn Ebu Şeybe Musannef'inde anlatıyor. Su ile Enes'un ani savmi fi seferi, seferde oruç tutmak hakkında Enes bin Malik'e soruldu. Tutalım mı, tutmayalım mı? Dedi ki, men eftere feruhsatun. Misafir adam oruç yerse bu ona bir izindir, bir ruhsattır. Ama ve men savme fessavmu eftalu. Kim de oruç tutarsa, oruç tutmak daha eftaldir, daha faziletlidir dedi. Benzer bir başka rivayet, enne Hamza ibn Amr el-Eslemi kâle lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem e-esumu fi's-sefer ve kâne kesîr-es-siyam. Dedi ki ben oruçta dedi, orucun çoğunu yolculukta geçiriyorum ben. Yani dışarıda oluyorum dedi ben. Seferde oruç tutayım mı, tutmayayım mı? Efendimiz dedi ki in şi'te fesum ve in şi'te feaftir. Bu da Buhari hadisi. İstersen tut, istersen iftar et. Evet hocam. Demek ki oruçluyken yolculuğa çıkan bir adam serbesttir. İsterse orucunu tutar, isterse yer. Evet hocam. Ama tutmak daha eftaldir. Yine hocam Ramazan ayında sık sık bazı Müslüman kardeşlerimiz misvak kullanıyorlar. Aynı zamanda malumunuz misvak kullanmak da sünnettir. Peki Ramazan ayında misvak kullanıldığı takdirde bunun oruca zararı var mı? Oruç bozulur mu hocam? Şimdi Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. İbn-i Mace'nin rivayeti. Diyor ki Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min hayri hisali saimi es-sivaku. Oruçlunun en hayırlı işlerinden bir tanesi de misvak kullanmaktır. Bu rivayette demek ki misvağın zarar vermediğini görüyoruz. Ebu Davud'un süneni An Amir ibn Bey'ata radıyallahu anh kal Ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ma la a'uddu ve la uhsi yestaku ve huve saimun. Bu sahabe diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın oruçlu olduğu halde sayamayacak kadar misvak kullandığını çok gördüm diyor. Yani çok defa gördüm peygamber oruçluyken misvak kullanıyordu. Nesai'nin rivayetinde Enes bin Malik demiş ki yestaku saimu evvelen nahar ve ahirehu bi ratbi sivaki ve yabisiha ve yabisihi. Oruçlu olan kişi gündüzün evvelinde de sonrasında da, yani öğlenden önce de öğlenden sonra da misvakın kurusuyla yaşıyla misvaklanır. Bunun hiçbir mahsuru yok. Bu rivayet biz Hanifiler için misvak kullanmanın gün boyu olduğuna delil teşkil ediyor. Çünkü Şafii mezhebinde öğlenden sonra misvak kullanmanın kerahatı vardır, mekruhtur. İmam Şafii rahmetullahi aleyh böyle iştihatta bulunmuş. Dolayısıyla Şafii mezhep olan birinin öğlenden önce kullanmasında bir mahsur yok ama öğlenden sonra mekruhtur. Ama Hanifiler için kerahat söz konusu değil. Gün boyu oruçluyken misvak kullanabilir. Evet. Peki hocam kusmak orucu bozar mı? Şimdi kusmak iki türlüdür. Bir, insanın kendi iradesi dışında kusması. Bir de insanın kendisini zorla kusturması ve kustuğunu da tekrar yutması şeklinde kısımlanıyor. Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde geçen rivayete göre Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal men zara'ahu el kay'u. Kim iradesi dışında kusan adam feleyse aleyhi kadaun. Onun için kaza yoktur. وَمَنْ اِسْتَقَى عَمْدًا فَلْيَقْتِي. Kim de kendini bizatihi zorlayarak kusturursa ona da ne vardır? Kaza vardır. Bu rivayetten hareketle
kendiliğinden kusmak orucu bozmaz. Adam orucuna devam edecektir. Evet hocam. İkinci rivayeti yine Tirmizi anlatıyor. Selâthun la yuftirne es-sâime. Üç şey var ki oruçlunun orucunu bozdurmaz. Yani kişi bunları yaptığı halde orucuna devam eder. El-hicâmetu, kan aldırmak. Vel-kay'u, kusmak. Vel-ihtilâmu, uykuda ihtilam olmak. Evet. Yani oruçluydu, gündüz uyudu adam. Uyandı ki ihtilam olmuş. Yıkanacak, orucuna devam edecek. Bunlar mani değil. Evet, hocam. Bukhari'nin rivayeti, İbn Abbas demiş ki es-savmu, oruç mimma dakhala ve leysa mimma kharaca. Oruç, bedene bir şey girdiği zaman bozulur. Bedenden bir şeyin çıkması orucu bozmaz. Evet. Peki hocam, şimdi büyük günahlardan bir tanesi de yalan söylemek. Gıybet etmek de aynı zamanda büyük günahtır. Şimdi insan oruçluyken gıybet ettiği takdirde, yalan söylediği takdirde bunun oruca bir zararı var mı? Veya oruç bozulur mu hocam? Şimdi günahlar orucu bozar mı şeklinde genel bir tabirle meseleye yaklaştığımızda, yani zahiren maddeten bizim orucumuzu bozmaz günahlar. Yani insan yemedikçe, içmedikçe, cinsi münasebette bulunmadıkça, yani hariçten, dışarıdan, bedene, doğal tabi yollardan ya da başka yollardan bir şey içeriye almadıkça, bir şey mideye ulaşmadıkça bu orucu bozmaz. Ama gerçek bir oruç sadece yemeden, içmeden, cinsel arzuları frenlemeden ibaret değildir. Aynı şekilde insanın manen de oruç tutması gerekiyor. Bütün uzuvlarıyla oruç tutması gerekiyor. Sadece midesiyle tutmaması gerekiyor. Bu şu demek: bir insan gözüyle, eliyle, kulağıyla, diliyle, ayaklarıyla, bütün organlarıyla oruç tutacak. Yani haram konuşmayacak, yalan konuşmayacak, harama gitmeyecek, haram işlerle uğraşmayacak. Dolayısıyla bir insan oruçluyken yalan söylediğinde, gıybet yaptığında bu orucunu bozmuyor, ama şunu rahat diyebiliriz: bu işlemler onun orucunun sevabını alıp götürüyor. Evet hocam. Yani sevabı alıp giden orucun neyi kalır bize? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle açlık ve yorgunluğu, bitkinliği bize kalır. Evet. Halbuki biz oruçtan çok büyük bir semere, mükafat bekliyoruz. Biz istiyoruz ki bu oruç ibadeti kıyamet gününde bizi Reyyan kapısından, özel kapıdan cennetine girdirsin. Evet. Özel ikramlara bizi mazhar etsin. Tutmaya tutuyoruz. Madem tutuyoruz, adam gibi tutalım. Konuyla ilgili Nesai'nin rivayetinde Efendimiz "Es-siyamu cünnetun mâ lem yahrikha." Oruç bir kalkandır. Sahibi onu koparmadıkça, onu günahla kirletmedikçe, ve bima yahrikuhu, neyle kirletir diye sorulduğunda, bir kizbin ev gıybetin demiş, yalan ve gıybetle. Dolayısıyla oruçlu bir adam yalandan da gıybetten de uzak durur. Yani her türlü günahtan uzaklaşması lazım. Evet. Peki hocam, oruçluyken sürme çekmeyen bir zararı var mı? Bunlar orucu bozar mı? Şimdi sürme çekmek de dışarıdan içeriye bir şeyin girmesi manası ifade etmediği için o da orucu bozmuyor. İbn-i Mace'nin Sünen'inde Hazreti Ayşe annemiz diyor ki İktahala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve saimun. Allah Resulü oruçluyken sürme çekti. Bu rivayet bu orucun, sürmenin orucu bozmadığını gösteriyor. İbn-i Hibban'ın rivayetinde İbn Ömer diyor ki haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ayna memlu'atani minel ismit. İsmit de bir sürme çeşidi. Allah Resulü yanımıza geldi diyor. Baktık ki her iki gözü ismitle dolu. Yani ismit sürmesi çekmiş. Ve zalike fi Ramazan ve huve saimun. Bu da Ramazan'daydı ve peygamber de oruçluydu. Bu rivayet de gösteriyor ki evet hocam, bu işin oruca zarar vermediğini ifade ediyor. Daha başka rivayetler de var. Mesela Enes bin Malik diyor ki Câe racunun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Efendimiz'e geldi. Fekale dedi ki işteket ayni, dedi gözlerim rahatsız dedi.
Efe ektahilu ve ene saimun, ben oruçluyken sürme kullanabilir miyim dedi. Efendimiz naam dedi, evet dedi. Hiçbir mahsuru yoktur. Demek ki sürme orucu bozmuyor. Evet. Hocam daha önceki programlarda orucu bozan şeylerden bahsettik. Bugün ise orucu bozmayan hususlardan bahsettik. Peki bozulan orucun kazası nasıl yapılır? Kaç ay tutulur veya güne gün mü olur? Şimdi insan orucu bozmak iki şekilde oluyor. Bir, meşru bir mazereti, gerekçesi olmadan tuttuğunuz bir orucu bozuyorsunuz. Bu bozduğunuz orucun hem bir gün kazası var, hem de iki ay üst üste bunun kefareti var. Kameri aylardan iki ay üst üste kişi ne yapacaktır? Orucunu kefaret olarak da, ceza olarak da tamamlamış olacak. Bir de şu var ki, hataen oruç yedi mesela. Evet. Ya da aşırı hasta oldu, artık bayılacak duruma geldi, bundan dolayı oruç yedi. Ya da işte bir nohut tanesinden küçük bir şey yuttu. Ya da işte aşırı tuz yedi, ya da işte demir yedi gibi, yani ilk etapta gıda sayılmayacak şeylerden dolayı. Evet, bunlar orucu bozuyor, nohut tanesinden büyük bir şey yediğimiz zaman. Ama bu tarz bozulmalarda ne yapacak? Gününe gün oruç tutacak. Ama hataen ya da böyle bir şekilde bozulan orucu hastalık hali dışında o gün devam edecek. Daha sonra onun yerine bir gün tutacak. Evet. Şimdi hocam Ramazan ayında bazı insanlar inne vuruluyor. Yani mesela bir rivayete göre, bazı mezheplere göre innenin orucu bozduğunu, bazılarına bozmadığından bahsediyor. Gerçekten yani inne orucu bozar mı, bozmaz mı hocam? Şimdi Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vücuda gıda olacak, enerji olacak, herhangi bir sıvı madde, katı madde, vücudun ister doğal, tabii ağız, burun yollarıyla alınsın, isterse vücudun herhangi bir yerine ince ile enjekte ederek alınsın, bunların hepsi orucu bozar. Yani Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre iğne orucu bozar. Ama hem Şafii mezhebinde hem de İmam Ebu Yusuf'a göre doğal ve tabi yollar dışında oruca giren bir şey orucu bozmaz. O zaman ihtiyat nedir? Ramazan'da hastalığından dolayı iğne vurulmak zorunda olan kardeşlerimiz eğer mümkünse bu işi sahur ve iftarda yapsınlar. Zaten genelde iğneler sabah akşam iki defa vuruluyor. Birini iftar vaktinde vurulur, birini de sahur vaktinde vurur. Yok aşırı buna ihtiyaç duyuldu, o zaman diğer mezheplere göre hem iğnesini vurulsun hem de orucuna devam etsin. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, Bari Kılıç hocamızla bugün hayız ve nifaslı kadının durumunu konuştuk ve orucu bozmayan hususları konuştuk. Bizler istifade ettik. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Evet sevgili seyirciler, bir başka iftar programında görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.